belediye için en önemli gelir kaynaklarından biri olan liman bir takım afetlerde falan çökme noktasına gelmişti. Tabii ki yeniden limanın yapılmasını bakanlık şart koştu. Maliyet çok yüksek olmasına rağmen Ereğli'nin bizden sonra da belediyenin gelirlerini yüksek tutmak için bu masraflı ve zor çalışmalara girme kararı verdik. Bütçe olarak bizi çok zorladı. 150 milyon liraya doğru yaklaştı. Kazık 246 tane buraya kazık çakıldı. Tamamen liman yenilendi. Tabii ki bu Ulaştırma Bakanlığı'nın kontrolleri dahilinde yapıldı. Çok zorluklar çektik ama nihayet neticeye geldik ve şu anda yapılan bu liman Türkiye'deki en son teknolojiye göre yapılan bir liman. Yani Türkiye'de bu teknolojinin kullanıldığı başka bir liman yok. İlk defa Karadeniz Ereğli Belediye Limanı bu anlamda teknolojik bir ortam içerisinde hazırlandı. Kontroller ona göre yapıldı. Ve şu anda sona gelmiş vaziyetteyiz. Böyle tahmin ediyoruz ki paravanda yapıldıktan sonraki görevinde Eylül ayının ortalarına doğru veya sonlarına doğru işletmeye alacağız. Bu sadece Ereğli Belediyesi ile ilgilendirmiyor. Biliyorsunuz buradan 500 bin ton ihracat yapılıyor Ukrayna'ya, Rusya'ya, taç, diğer malzemelerin. Onlar da bekleyiş içerisinde limanın bitmesini bekliyorlar. Yani ihracat anlamında da çok önemli bir yeri var Türkiye'nin ihracatında. O bakımdan hızlı bir şekilde yapmaya çalıştık. Ve ekiplerimiz sayesinde, çalışma arkadaşlarımızın sayesinde bu noktaya getirdik. Başarılı bir çalışma oldu. Emeğe geçen herkesi yürekten kutluyorum. Allah razı olsun diyorum. Allah kazasız, belasız işletmeye açmayı da nasip eder inşallah diyorum.